4 dakikada tedarik zincirinde RPA kullanımı. Daha önce RPA nedir sorusuna bir yanıt bulmuştuk. Fakat bu soruyu isterseniz tekrar bir yanıt bulalım. Sektör içerisinde gelişmekte olan teknolojiler hakkında farklı görüşler mevcut. Ancak böylesine rekabetçi bir alanda ayakta kalabilmek için işletmelerin cesur kararlar almaları ve yeni teknolojileri benimsemeleri gerekiyor. Herkes iş gücü maliyetlerinin en aza indiren ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkaran bir çözüm arayışında. RPA ise tam bu noktada devreye giriyor. İş süreci otomasyonunun nasıl etkin bir şekilde yönetildiği ve sunulduğunu tasavvur etmek sadece bir sözden ibaret değil. İşletmelerde hızla artan bir trend haline geliyor. RPA, bir zamanlar manuel olarak gerçekleştirilen görevleri otomatikleştirmek ve hızlandırmak için tedarik zinciri yönetiminde kullanılabilir. Son zamanlarda devam eden dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olan RPA, tedarik zinciri sürecini yeniden tanımlıyor ve işletmeler genelinde verimsizliği en aza indiriyor ve süreci optimize ediyor. İşletmeler, önemsiz idari görevlere ek olarak veriye dayalı faaliyetleri entegre etmek ve otonomlaştırmak için RPA'yı kullanabilirler. Şirketler, RPA yazılımını makine öğrenimiyle birleştirdiğinde satıcılardan ve müşterilerden veriler toplayabilir, simülasyonlar oluşturup bu simülasyonları çalıştırabilir ve alternatifleri analiz edebilirler. Bu, tedarik zinciri çeşitliliğini de artıracaktır. RPA'nin faydaları. Bu faydaları dörde indirgeyebiliriz. Azalan maliyet, azalan operasyonel risk, veri toplama ve kalite kapsamının iyileştirmesi, mevcut bilişim teknolojileri altyapısı ile kolay entegrasyon. Azalan maliyet. Bir RPA yazılımı, tam zamanlı bir çalışan tarafından gerçekleştirilen bir iş sürecinin yerini aldığında işletmeler yaklaşık %30 tasarruf sağlayabiliyor. Operasyonel risk azaltır. RPA, yorgunluk veya bilgi eksikliği gibi insan hatalarını ortadan kaldırır. Böylece operasyonel risk oranını düşürmeye yardımcı olur. Veri toplama ve kalite kapsamının iyileştirilmesi. RPA, daha yüksek kaliteli verileri yol açan manuel hataların azaltılmasına yardımcı olur ve analitik ekiplerinin daha fazla veriye erişmesini sağlayarak daha doğru analiz yapmasını sağlar. Mevcut bilişim teknoloji altyapısı ile kolay entegrasyon. RPA'nin en önemli avantajlarından biri, tam zamanlı çalışanınızın kullandığı sistemlerin aynısını kullanabilmesidir. Önceki iş süreci yönetimi çözümleri ve iş akışı yönetimi araçları, etkileşimde bulundukları her uygulamayla entegre olmalıdır. RPA'ler, mevcut bilişim teknoloji altyapınızı kullanabilirler. RPA neler yapabilir? RPA pazarı büyüdükçe ve kullanımları yaygınlaştıkça, tedarik zincir işlevlerinin uyumu daha basit hale geliyor. Şu anda robotik otomasyonu kullanan birçok işletme, bunları tedarik zinciri yönetimi için de uygulamış ve hedeflenen verimlilik kazanımlarını doğrulamak için çeşitli botlara pilot uygulama yapmıştır. Tedarik zinciri yönetiminde RPA kullanım örneklerini inceleyelim. Sipariş ve ödeme işlemlerinin optimizasyonu, tedarik riskini azaltacak otomasyonlar, envanter yönetimi otomasyonu, e-posta otomasyonu, taşımacılık ve lojistik yönetimi, arz ve talep planlaması. Sonuç: tedarik zinciri sürecinde robotik süreç otomasyonu uygulayarak işletme, sipariş miktarında büyük artış, sipariş karşılama doğruluğunda artış ve nakliye gecikmelerinde azalma yaşayabilir. Rekabet göstermek isteyen şirketler, artan verimlilik, üretkenlik, uygun maliyetli ve çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi etkenlerin avantajından yararlanmaktadır. Bunun daha da ötesinde, son teknoloji RPA botları, zaman içinde kendi performansını geliştirmek için yapay zeka ve makine öğrenmesinden yararlanabilirler. Bu videoda kullanılan içerik web sitemizden alınmaktadır. Web sitemizde daha fazla içeriğe göz atabilir ya da bu videoda kullanılan blogun kaynakçasına ulaşabilirsiniz. Blog gönderisi açıklama kısmında yer almaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.